Koca Sinan'ın sizler eksik kaldığından bahsettiniz. Böyle çok göze çarpan, yani bunlar baktığımızda çok net bir tabloda görüyoruz dediğiniz eksikler neler Koca Sinan'da? Koca Sinan'daki eksikleri görmeyen bir vatandaş var mı diye sorarım ben de. Ama bir kentsel dönüşüm başlı başına. Vatandaşın elindeki araziler yok fiyata, yok pahasına bekletiliyor. İleride neyin hedefi, neyin hesabı yapılıyor? Yani Koca Sinan niye bu kadar durdunuz? İleride bir rant kapısı yapmak için mi durdunuz? Arsaları pol niteliğinde. Evleri kentsel dönüşümle dönüştürülmüyor. Argıncık'ı biliyoruz. Ya 40 yıldır Argıncık'ta değişen bir şeyin olduğunu söyleyen bir vatandaş var mı? Veya bir siyasi bir kimlik var mı? Yeni Doğan'da var mı? Talatpaşa'da var mı? Fevşiakmak'ta var mı? Biz diyoruz ki biz Allah nasip kısmet ederse seçildiğimizde biz buralarla ilgili çözüm odağı olacağız. Oradaki çözülmeyen problemleri biz çözeceğiz. Neden çözeceğiz diyoruz? Ben oralarda doğdum, büyüdüm, oralarda yetiştim. Oraların problemi dışarıdan gelmiş bir memur çözemez. Atanmış bir memur çözemez. Biz halktan biriyiz. Bizim kuracağımız ve mahalleler içerisinde akil insanlarla, muhtarlarımızla birlikte ortak akıl ve işarelerle bu problemleri bizim çözeceğimizi düşünüyoruz. Şimdi başkanım, Argıncık ve Sabiye dediniz, kentsel dönüşümden bahsettiniz. Argıncık'ta çok uzun süredir çözümlenemeyen, orada adeta vatandaşların bir kör düğümü olarak nitelendirdiği bir kentsel dönüşüm söz konusu. Sabiye'ye baktığımızda dönüştürülmeye çalışılan bir Sabiye söz konusu, oraya da geleceğiz. Ama kentsel dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Siz gelirseniz neler yapacaksınız? Biz orada vatandaşlarımızdan, her bir vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bütün problemlerinden ortak noktada birleştireceğiz. Biz bakın şöyle bir şey var. Müteahhit ve vatandaş arasında, arsa sahibi arasındaki şerefiye bedeli diye bir uygulama var. Ucube bir uygulama bana göre. Bunu problem olmaktan çıkartacağım. Diyeceğim ki vatandaşa ve müteahhitleri, bu ülkenin, bu memleketin güzel işinde gücünde düzgün iş yapan müteahhitleri var. Bir araya getirip şerefiye bedeli, ruhsat bedeli, tabu bu harç bedellerini aradan kaldırıp sadece bu vatandaşa hizmet adı altına burayı bir anlaşma noktasına getireceğim. Buradaki belediye olarak masrafları almayacağım ama belediye bütün hizmetleri yapacak ve burası ayrıca bu şekilde dönüştürülebilir. Başka türlü vatandaşın 20 metre, 50 metre, 80 metre alanı var ve talepleri var. Ama bunu da adaletli bir şekilde belediyemiz bütçe bünyesinde mahallelerde oluşturulan belediye meclisleriyle bunu arsa çözümcü profesyonel bu işi yapan insanlar var. Bakın şunu söyleyeyim. Bizim kendi meclis üyelerimize dahil ekibimizde müteahhit yok. Ama biz liyakatlı, düzgün müteahhitleri de bulacağız aynı şekilde. Arsa sahipleriyle yan yana getirip ve bu problemi problem olmaktan çıkartacağız.